Merhabalar. Bugün geçen haftaki dersimizle aynı stok videoda üzerinden çalışacağız. Geçen hafta düzenlediğim hali değil bu tabii ki direkt stok hali. Bu hafta crop denen bir efektin nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını göstereceğim. Crop efekti aslında yani gösterince daha iyi anlaşılacak tabii ama bu mesela filmler bittiğinde, kapanma zamanı geldiğinde böyle hani üstten ve alttan, şuradan böyle üstten ve alttan bir şekilde böyle siyah ekran yavaşça ortaya doğru birleşiyor. Veya açılma zamanında ortadan yavaşça şöyle açılıyor. Hani açılıp kapanma efekti olarak düşünebilirsiniz bunu. Hani bir videonun açılışını veya kapanışını hani göze daha güzel görünecek bir şekilde düzenleme diyebiliriz. Şimdi ilk önce bu arada geçen derste söylememişim. Buradaki çalışma sekmelerinden ben editing kısmını kullanıyorum. Daha alışkın olduğum için. Şimdi şuradan efektlere gelip şuraya direkt crop yazdığımızda zaten direkt çıkıyor efektimiz. Bunu şöyle alıp sürükleyerek videonun üstüne atıyoruz. Şimdi buraya geldi bu. Bu motion opacity falan bunları kapayabiliriz. Hani çok işimize yarayacak yerler değil. Sadece crop açık kalsın. Şimdi alt tuşuna basılı tutarak klavyede mouse'un tekerleğini sürükleyerek burayı büyütüyorum. Hani daha rahat işlem yapmak için. Şimdi şöyle yapıyoruz. Mesela açılma ekleyeceğiz. Burada açılmayı bir üstten bir alttan yapacağımız için hani İngilizce Türkçe karşılıklar olarak top bottom yani yukarı aşağı olarak yapacağız. Bunları 50'den başlatacağım ilk önce. Bakın bir üstten biraz kapandı, bir de alttan biraz kapandı. Şimdi bunların bu arada imlecim en başta daha. Bu şeylerini açıyoruz. Sayaçlarını açıyoruz. Mesela bunu belli bir aslında süre kuralı yok ama hani siz gözünüze nasıl daha güzel görünürse yapabilirsiniz. Mesela ben 1 saniye yapayım bakalım. Bunları geri sıfırlıyoruz. Bu imlecimi buraya getirdikten sonra. Şimdi mesela videoyu başlatalım. Yani böyle bir efekt vermiş olduk. Mesela şöyle yapalım. Ctrl Z ile işlemlerimi geri alıyorum. Mesela demin 1 yapmıştık. Bu sefer şöyle tam 2 yapalım. Bunları geri sıfırlıyorum. En başa geldim. Biraz daha yavaş açıldı. Mesela daha mı güzel göründü? Benim gözümde öyle. Hani sizin gözünüze tabii nasıl daha güzel görünüyor. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi burayı yaptık. Şimdi mesela bu işlemleri sıfırlıyorum. Bu aynı keyframe atadık demin. Yani sayaç dedim Türkçesini. Bunları tekrar basınca hep bütün her şey sıfırlanıyor yaptığımız. Hani başına yaptım. Şimdi bir de sonuna yapmayı göstereceğim. Yani aynı anda ikisini yapacakken mesela videoyu bir kısımdan kırpıp devam edebiliriz. Oralar olmadı gösteririm orayı da. Şimdi mesela sonun kaç 15 saniyede falan bitiyor. Biz demin ne yaptık? Hani 2 saniye falan yaptık. Yaklaşık 13-10'dan filan başlatalım bu sefer. Bu sefer 0-0'dan başlatıyoruz. Çünkü hani gitgide kapanacağı için. Hani 0'dan 50'ye doğru gidecek. Ben açtım ikisini de şu an. Sonra imlecimi direkt en sona getirdim. Yaklaşık. Mesela 50'ye 50 yapıyoruz tekrardan. Tam tersi. Mesela şimdi videoya bakalım. Mesela. Mesela Ctrl Z ile yine geri aldım işlemimi. Şu an hiç hani şey vermedim. Mesela biraz daha yavaş. Ctrl Z ile ben en başa aldım işlemlerimi. Biraz mesela hızlı olabilir kapanma efekti için. Mesela bu sefer 12'den başlatıp şey yapalım. Hani biraz daha yavaşlatalım. Tekrardan açtım. Top button. Sonuna getirdim videonun. Tekrar 50. 50 yaptım. Şimdi bakalım. Mesela kapanma için biraz daha yavaş olması daha güzel oldu. Mesela şimdi
Aynı anda ikisini birden yapınca burada keyframe'ler karışabiliyor sayaçlarımız. Yani şurada mesela koyduğumda bu ikisi arasında bir bağlantı oluyor. Bence bunun hani bazı yolları var ama ben hani daha kolay olsun diye kısaca mesela atıyorum. Rastgele bir yerden şöyle C tuşuna basarak klavyede imlecime gelip kesiyorum. Yani bu kesinti videonun mesela görüntüsü için bir şey değiştirmiyor. Yapışık olduğu için hani hiç kesilmemiş gibi. Şimdi videonun başına geliyorum. Bunları kapadım. Şimdi mesela bu sefer bunları kapadığım için normalde gidiyordu keyframe ama buradakiler gitmiyor çünkü videoyu kırptım artık. Bu başka bir video. İki tane farklı videomuz var. Şimdi buradan 50'den 50'ye başlatıyorum tekrar sıfırdan. Ne demiştik? Mesela 2 olsun. Mesela 2'ye getirdim. Sıfırladım bu sefer. Şimdi baştan bir izleyelim. Şimdi birazdan kapanacak geliyor. Yani mesela normal bir şöyle bir videomuz varken biz buna bir açılış böyle efektiyle sanki daha profesyonel bir çekilmiş ya da böyle bir hani bir göze daha güzel şık görünmesini sağladığımızı düşünüyorum ben. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Teşekkürler.